Hepinize merhaba PUBG Mobile severler. Enler programına hoş geldiniz. Şimdiye kadar yayınladığımız Enler bölümleriyle ilgili olumlu geri dönüşler aldık. Bu tarz içeriklerin devam etmesi adına kanala abone olup videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Ayrıca Enler programıyla ilgili yorumlarınız da önemli. Sizin de aklınızda merak ettiğiniz içerikler varsa lütfen yorumlarda belirtin. Enler programının bugünkü konusu eski e-sporcularımız. PUBG Mobile, e-spor arenasına giriş yaptığında takvim yaprakları 2018 yılını gösteriyordu. 2018 yılında çeşitli organizasyonlar düzenlense de, gerek yerel ligler, gerekse global turnuvaların düzenli bir şekilde oluşturulması 2020-21 sezonunu buluyordu. E-sporcularımız ise 2018 yılında çeşitli organizasyonlara katılarak kendilerini gösterme fırsatı buluyordu. O dönemin turnuvaları hakkında bilgiye ulaşmak oldukça zor. Yerel turnuvaların çoğunun resmi bir dayanağı yok. Bu nedenle 2020 öncesindeki turnuvalarda mücadele etmiş oyuncuların bilgisine de ulaşmak oldukça zor. Ancak çıkartabildiğimiz bilgiler ışığında eskiden e-sporcu olan oyuncularımızı ele almaya başlayalım. Listemizdeki ilk isim Murteza. Afganistan uyruklu olan oyuncumuz e-spor kariyerine Simurgh Esports ile adım attı. Simurgh Esports, PMCO 2019 PMCO elemelerinde Jetgil, Murteza, Panda ve Speziale dörtlüsüyle katılmıştı. Grup aşamasını 14. sırada geçen Simurgh, yarı finalde 2. sırayı alarak finallere gitmeye hak kazandı. Finallerde ise sonuncu olarak globale gitme hakkını kaybettiler. 2020 yılında Murteza, HeroX'te transfer oldu. HeroX'te Selim, Silas ve Solas ile birlikte oynayan Murteza, PMCO 2020 Türkiye Bahar Ligi'nde ikincilik elde ederek PMCO Avrupa'ya katılmaya hak kazandı. Ancak PMCO Avrupa'da yedincilik elde eden ekip, PUBG Mobile Dünya Ligi'ne katılma hakkını kaybetti. PMCO 2020 güz mevsiminde Class Game'e geçen oyuncu, ligde ve yarı finallerde şampiyonluk elde etti. Ancak finallerde Class Game 4. sırayı aldı. EMEA 2020'ye Alman takımı Umbra ile katılan Murteza, ligi 8. sırada bitirse de PUBG Mobile yönetimi, Team Umbra'nın yeterli Alman oyuncusunun olmamasını gerekçe göstererek Team Umbra'yı finallere almadı. 2021 yılında Respek Esports ile ligimize dönen Murteza, PMCO 2021 bahar mevsiminde takımın 10. sıraya taşıdı ve PMPL'e katılmasını sağladı. PMPL 2021 sezon 2'de Fury Esports ile anlaştı. Fury'nin kadrosunda Kazers ve Selim gibi tecrübeli isimlerle oynadı. Ancak takım beklentileri karşılayamadı ve finallerde 13. sırayı aldı. Daha sonra ülkemizden ayrılan Murteza, Team Umbra, Leaders Esports, Triple Esports gibi takımlarda oynadı. En son PMPL 2023 Afrika güz mevsiminde Team 77 ile mücadele etti. Ligimizin renkli isimlerinden olmayı başaran oyuncu şu anda aktif bir takımda oynamıyor. Listemizin ikinci ismi Anarşit. Asıl adı Güven Özdemir olan Anarşit, e-spor kariyerine Beşiktaş Espor ile başladı. PMCO 2019 Avrupa Bahar mevsiminde Solkay, Lorraine ve Lovazin kadrosuyla Beşiktaş 11. sırayı almıştı. Ardından futboliste geçiş yapan Anarşit, 2019 Eylül ayında düzenlenen Vodafone ESL Mobile Open'ı kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Çok iyi hazırlandık. Yani bunun için bayağı haftalardır, aylardır hazırlanıyoruz. Elimizden geleni yaptık, Türkiye'yi temsil ettik. Yani başarı bence Türkiye'mizin, onların destekleri sayesinde kazandık. Çok mutluyuz. O döneme kadarki resmi turnuvalarda kazanılan en büyük başarılardan birisi olan Vodafone turnuvasının ardından PMCO 2019 güz mevsimine katılan futbolist, PMCO Avrupa üçüncülüğünü elde ederek global turnuvaya katılmaya hak kazandı. PMCO 2019 güz mevsimi global turnuvasına katılan tek Türk takımı olan futbolist, turnuvada 9.luk elde etti. Daha sonra 2019'un dünya şampiyonası olarak bilinen PUBG Mobile Star Challenge'a katılan futbolist, bu turnuvadan istediğini elde edemedi ve grup aşamasında elendi. 2020 yılına geçtiğimizde SWAT 69'a transfer olan Anarşit, Tron, Coffin ve Yılan gibi isimlerle birlikte oynadı. PMCO Türkiye bahar mevsiminde 5.lik elde eden SWAT 69, Avrupa finallerine gitme hakkını kaybetti. Daha sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Anarşit, e-spor sessiz sedasız bıraktı. Şimdilerde keşfetmiş olduğum adında bir Instagram hesabı olan Güven Özdemir, hayatını gezgin olarak devam ettiriyor. Listemizde sıradaki isim Selim. Asıl adı Selim Çakmak. E-spor kariyerine Hero ISX ile adım atan Selim, Silas, Raze ve Solis ile birlikte oynarken önümüzdeki sene PMGC'ye katılacak kadronun da temelini oluşturuyordu. Hero ISX ile PMCO 2019 güz mevsiminde Avrupa'da 8.lik elde ettiler.
2020 yılına girdiğimizde takımın ismi HeroX oldu ve PMCO 2020 bahar mevsiminde Türkiye ikincisi olarak Avrupa'da oynamaya hak kazandılar. Avrupa'da 7. olarak globale gitme hakkını kaybettiler. PMCO 2020 güz mevsiminde Class Game adına mücadele eden bu dörtlü, Türkiye Ligi'nin 4. sırada geçerken, EMEA 2020'de büyük bir başarıya imza atarak şampiyon Navi'nin ardından 2. sırada yer aldı. Böylece PMGC 2020'ye katılmaya hak kazanan takım, ilk kez böylesine büyük bir organizasyonda mücadele edecekti. Takımın isim hakkını Digital Athletics'in almasıyla birlikte Dünya Şampiyonası'na Digital Athletics ismiyle katılan takım, ilk günü muhteşem bir performans ile ilk sırada bitirmeyi başardı. Ancak sonraki 3 gün Nova turnuvayı domine etti. Selimli Digital Athletics'in dünya 8.liği, PMGC adı altında oynanan turnuvada yakaladığımız en büyük başarı olarak tarihe geçmişti. 2021 yılına geçtiğimizde Silas dışındaki üçlü Beşiktaş Espor ile anlaşmıştı. Ancak beklenen başarı yakalanamadı ve lig 4. sırada geçildi. PMPL sezon 2'de ise Free Esports'ta oynayan Selim, burada da istediği başarıyı elde edemedi. 2022 yılına geçildiğinde sektöre yeni bir soluk getirmek isteyen Good Guys, tecrübeli isimler Raum, Selim ve Kör Cerrah ile anlaşmıştı. Hazırlık maçlarında oldukça iyi bir performans gösterseler de Good Guys beklenen başarıyı bir türlü yakalayamadı. 2022 PMPL güz mevsiminde Team Demiral'a imza atan Selim, Team Demiral ile de istediği başarıyı elde edemedi. Son olarak PMPL 2023 bahar mevsiminde BBR Esports ile izlediğimiz tecrübeli oyuncu bu takımdan sonra Espor'u bıraktı. Aktif olarak koçluk yapmakta. Türkiye'de IGL denince akla gelen ilk isimlerden olan Selim, PUBG Mobile Espor camiasının ikonik isimlerinden birisi olmayı başardı. Listemizde sıradaki isim Kofin. Asıl adı Asım Altan Yücel. Kofin Espor kariyerine 2019 yılında Team Hyro ile adım attı. Team Hyro, Lats, Kofin, Pablo ve Hyrule kadrosuyla PMCO 2019 bahar mevsiminde mücadele etti. Ancak Avrupa finallerine kalmayı başaramadılar. Daha sonra Safir Esports'a geçiş yapan Kofin, bu kadroda Lats ve Raum gibi isimlerle oynadı. Ve bu kadro Oppo RTK Series 2019'da Türkiye bölgesinde şampiyon olmayı başardı. Ardından Avrupa finallerine giden takım, bu turnuvada ise dördüncülük elde etti. PMCO 2019 güz mevsiminde Norwich kadrosuyla mücadele eden Kofin, Avrupa 5.liğini elde etmeyi başardı. 2020 yılına geçtiğimizde SWAT 69 ile anlaşan Kofin, Tron, Anarşit, Raze ve Yılan gibi isimlerle birlikte oynadı. SWAT 69, PMCO 2020 Türkiye bahar mevsimini 5. sırada geçerek Avrupa'ya gitme hakkını kaybetti. Kofin'in de espor kariyeri bu noktada sonlanmış oldu. Kofin daha çok YouTube üzerinden tanınan bir isim. Birçok kişi Kofin'in e-spor tarafını bilmiyordu. Bu nedenle YouTube üzerinden izleyenler ve e-spor takip etmeyenler Kofin'in Türk olduğundan bile bir haberdi. Bir süre sonra FUT e-spora içerik üreticisi olarak katıldı. Ancak birçok röportajında e-spora geri dönecek misin sorusuna hayır yanıtını verdi. Peki e-spora olan bakış açın nedir? Yani e-spor tarafına geri dönmeyi düşünüyor musun? Şimdilik öyle bir düşüncem yok. Günümüzde hala YouTube üzerinden içerik üretmeye devam eden Kofin, 1 milyondan fazla aboneye sahip. İçerikleri de hala sevilerek takip ediliyor. Listemizin ilk sırasında Doh bulunuyor. Oğuzhan Özyetiş. PUBG Mobile 2017 yılında beta aşamasındayken oyuna başlayan Doh, daha sonra 2018'de yayınlanan asıl sürümüyle birlikte PUBG Mobile'la daha da bağlandı. E-spor kariyerine ise Team Hyro ile adım attı. 2018'de düzenlenen PUBG Mobile Star Challenge turnuvasında Avrupa şampiyonu olan Team Hyro, global finallere gitmeye hak kazandı. Team Hyro'nun o zamanki kadrosunda Doh, Hyro, KN Reis ve Foxer bulunuyordu. O zamanın S-Tier turnuvası olan Star Challenge'ı, şimdinin dünya şampiyonası olarak düşünebilirsiniz. Team Hyro, Bigetron, Cloud9, Evos gibi takımların da bulunduğu turnuvada 11.lik elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Asıl isminin duyulacağı takım ise Kaos Espor olacaktı. Doh, bir röportajında Kaos ekibiyle Çin sunucusunda beta versiyonunu oynarken tanıştığını açıklamıştı. Kaos Espor 2019 yılında Mezarcı, Doh, Gazi, Amigo ve Kör Cerrahlı bir kadro kurmuştu. Oppo RTK Series 2019'da mücadele eden kadro, Türkiye finallerinde 5. olarak Avrupa'da oynamaya hak kazandı. Avrupa turnuvasında ise 7. sırayı aldılar. PMCO 2019 güz mevsiminde ise grup aşamasını 17. sırada geçen Kaos, yarı finallerde 20. sırayı alarak turnuvadan elendi. Daha sonra Mezarcı, Doh, Amigo ve Gazi dörtlüsü Espor'a veda ederek yollarına yayıncı olarak devam ettiler. Şimdilerde hepsinin YouTube sayfası var ve milyonlarca abonesi var. Videonun başında da belirttiğim üzere eski turnuvalar hakkında bilgi bulmak oldukça zor. Bu nedenle ufak tefek hatalar olabilir. Buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı unutmayın.
Ayrıca videoyu beğenerek YouTube'un bize önermesini sağlayabilirsiniz. Sizin de aklınıza gelen eski e-sporcular varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Böylece serinin devamında belirttiğiniz e-sporcuyu videomuza konu edebiliriz. Hepinize iyi günler, sağlıcakla kalın.